Bursa Teknofest Teknoloji Yarışmalarında Baykar yürütücülüğünde düzenlenen Savaşan İnsansız Hava Araçları Yarışması'na ev sahipliği yapıyor. Organizasyon İHA yarışmalarıyla öğrencileri özellikle insansız hava araçları teknolojilerine yönlendirerek bilimsel ve teknik çalışmalar yapmaya ve böylelikle fikir dünyalarını geliştirmeye teşvik ediyor. TÜBİTAK tarafından 2016 yılından itibaren düzenlenen ve 2018 yılından itibaren Teknofest çerçevesinde gerçekleştirilen İHA yarışmaları Bursa'da yapılıyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, Yunuseli Havaalanı'nda teknolojide yarışan gençleri atölyelerinde ziyaret etti. Çalışmaları hakkında gençlerden bilgi alan ve onlara çeşitli hediyeler veren Başkan Aktaş şunları söyledi. Bursa olarak Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak çok güzel bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Bu yüzden çok heyecanlıyız. Şehrimiz Teknofest Teknolojisi Yarışmaları kapsamında Baykal yürütücülüğünde düzenlenen Savaşan İnsansız Hava Araçları İHA yarışmasına ev sahipliği yapıyor ve Yunuseli Havalimanı diye tabir ettiğimiz bu bölgede gerçekten büyük bir heyecan, büyük bir dinamizm var. Farklı üniversitelerimizden, farklı şehirlerimizden gençlerimizi ağırlamak son derece büyük bir mutluluk. Tabii organizasyon İHA yarışmaları öğrencileri özellikle insansız hava araçları teknolojilerini yönlendirerek bilimsel ve teknik çalışmalar yapmaya ve böylelikle fikir dünyalarını geliştirmeye teşvik ediyor. TÜBİTAK tarafından 2016 yılından itibaren düzenlenen ve 2018 yılından itibaren Teknofest kapsamında gerçekleştirilen bu yarışmalara Bursa'mızdaki üniversitelerden öğrenciler katıldığı gibi tabii Bursa olarak böyle bir organizasyonun ev sahipliği yapmak ciddi bir ayrıcalık. Tabii bilindiği üzere Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında yapılan çalışmalar ile ülkemizde her anlamda yerli ve milli üretim noktasında ciddi gelişmeler var. İHA teknolojisinde ülkemiz dünyadaki en başarılı birkaç ülkeden biri haline geldi. Bu başarı ülkemizin gururu olduğu kadar tabii aynı zamanda ülkemizin sorumluluğunu da arttırmakta.